Yanında toplamlarda toldurucusu mağazası bilen tanışanız. Toldurucusu. Gelir kuyudaki misalını görelim. Birinci misal. A toplam kuyudaki toplam olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Ama 5 de elementten tüzülgen toplam olsun. B toplam. Ne gelirler? Tahsallar toplamı olsun. 1, 3, 5 ve hakeza. S toplam. Cüpsallar toplamı olsun. 2, 4, 6 ve hakeza. Bu toplamlar kaç toplamlı kısım toplamları? Odada toplamlar hakkında söz yürütkenimizde biz bu toplamlarını kandaydır burada toplamının kısım toplamları sıfatı da karayımız. Mesela bana bu toplamlarını biz natural sayılar toplamının kısım toplamları hakkında natural sayılar toplamının kısım toplamları sıfatı da karayımız. Karışımız mümkün. 1, 2, 3, daha keza. Bunların öz içi yolu için, mesela biz bir yerde natural sayılar toplamının kısım toplamları sıfatı da karadık. Berilgen toplamlarına, şu kandaydır toplamını kısım toplamları sıfatı da karasak, ana şu toplam universal toplam değil adı. Mesela biz karayetken misalda universal toplam, natural sayılar toplamından ibaret. Universal toplam yani. Universal toplamını U bulan belirleyiniz. Değil mi? Bana bu misal için universal toplam yani. Yine bir başka bir misal görelim. İkincisi. A değil. Mesela minus 1, 0, 1 toplam olsun. B toplam minus 2, minus 1, 0. Bana bir elementlerden tüzülgen olsun. S toplam 0, 1, 2, 3 ve hakeza. Bana bu elementlerden tüzülgen olsun. Hani gördüğümüz bu toplamları karayetken de biz bütün sayılar toplamını nazarda tutuyoruz. Demek bu bütün sayılar toplamının kısım toplamları. Bu halde biz universal toplam deyip bütün sayılar toplamını karayımız. Demek şunu da kılıp, eğer biz belirgen toplamlarını, kandaydır burada toplamını, kısım toplamları sıfatında karasak, ana şu toplam, universal toplam oladı. Biz ana şu toplamını U bulan belirleyemiz. Yani yani üçüncü misalını görüyorduk. Mesela A değil. 0'dan 5 geçer. B teyin. Aytelik minus çeksizden 0 geçer. S teyin. Minus 1'den plus çeksizlik geçer. Ha, mesela bana bunun sorularını toplamlarla karaylık. Toplamlar 3 de boruşlarmaz, 4 de boruşlar mümkün, 5 de boruşlar mümkün. Ha, mesela D toplamının yazışımız mümkün. Mesela minus 7'den 7 geçer. Mesela bana bu toplam. Bana bir yerde bu toplamları karayetken de biz hakiki sayılar toplamını kısım toplamları sıfatında karayetmez. Şu sebeple hakiki sayılar toplamı universal toplam buladı. Yani U teng R. Yani minus çeksizden plus çeksizlik geçer. Bana bu aralığını nazarda tutuyoruz. Bana bu toplamını. Bak universal toplamını düşündü yanında. Yani onu toldurucusu da kendime yani. Mesela A toplamını toldurucusu da kendime yani. A' bana bu toplamını kuyuda geçe formülümden tapamız. Universal toplamdan A toplamını ayıramız. Yani bu misalda universal toplam bana bu. Natural sayılar toplamı undan A toplamını ayıramız. Yani bana bu elementlerini bu toplamdan çıkarıp taşlayınız. O halde biz demek birinci 5'te sonuna bu toplamda natural sayılar toplamından çıkarırsak 6, 7, 8 ve hakeza çeksiz. Buna bu toplamını hazır kılarız. Bu toplam A toplamının toldurucusu diyorlar ve A strek bilen belgelenmeli. Buna toldurucusu. A toplamının toldurucusu A strek. Bunu bana bu rasımda hem görüşümüz mümkün. Bana universal toplamını bana bu tört bürçeyden ifade edildik. A toplamını geldiler. Bak daire bilen belgeleydi. Bana A toplam. A strek toplam kayırda buladı. A strek toplam baş tört bürçeğinin A toplamından taşkarısı da kısmı. Yani bana bu kısım. Bana bu universal A' toplam. Olur uçsa.
Demek universal toplamının A toplamından taşkardaki elementlerden süzülgen toplam A'dır. Yani A toplamının doldurucusu değillerken. Mesela bir yerde A toplamının doldurucusunu taptık. B toplamının doldurucusunu tapaydık. Mesela. B strik değil. Bunun için universal toplamdan, universal toplam N, universal toplamdan B toplamını ayırırız. Demek natural sayılar toplamından B toplamının elementlerini çıkarıp taşlayınız. Eğer natural sayılar toplamından barça tok sayılarını çıkarıp taşlasak, bu halde bir yerde cüp sayılar kalırdı. Yani 2, 4, 6, ahakazı. Yani 5 strik bana bu cüp sayılar toplamından ibaret eken. S toplamını doldurucusunu tapaydık. S strik değil. Bunun için universal toplamdan S toplamını ayırırız. S toplamlı elementlerini barça cüp sayılar. Natural sayılar toplamından bu cüp sayılarını alıp taşlasak. Bu halde bir yerde tok sayılar kalırdı. Yani 1, 3, 5, bu hakikaten bana bu toplam kalırdı. Yani bu toplam, tok sayılar toplamını bana yukarıda biz B ile belgeleyelim. Demek bana bu S strik toplam B toplam getirirken, B strik toplam cüp sayılar toplamı bu S ile belgeleyelim. Bunu S getirirken. Bak, kendi misalda ham, bana bu toplamla doldurucusunu tapaydık. A strikini. Yani bizde universal toplam, bütün sayılar toplamı bu misalda. Yani bütün sayılar toplamından, bütün sayılar toplamı kaç toplam? Minus 2, minus 1, mol 1, 2, bu hakikaten çeksiz gitken. Bana bütün sayılar toplamı. Bu toplamdan A toplamını ayırırız. Yani bana bu toplamdan bana bu 3 tane elementini çıkarıp taşlayınız. O halde minus 3, minus 2 bana bu 3 tane elementini çıkarıp taşlayınız. Halas minus 2 geçe ve 2'den plus 8'lik geçe. 2, 3 ve hakeza. Bana A'dırık. Yani A toplamını doldurucusunu taptık. A toplamını doldurucu toplamını taptık. Bak, kengi misal götürdük, bana üçüncü misal gel. Bu misalda universal toplam, hakiki sayılar toplamı, A toplamını doldurucusunu tapaydık. Yani, yani hakiki sayılar toplamı, minus çeksizden, plus çeksizlik geçer. A toplam 0'dan 5 geçerken, 0'dan 5 geçer, 5 kere miydi? Bana bu aralığa gel. Hakiki sayılar toplamından bu toplamını çıkarıp taşlasak, bu halde biz minus çeksizden 0 geçe. Bir de 0 bu toplamda tekişliği, bunda doldurucuya tekişliğimez. Ve 5'ten plus çeksizlik geçe. 5 A toplamda tekişliğimez. Demek doldurucuya tekişliği bu arada. 5'ten plus çeksizlik geçe. Bana bu toplam A' bu arada. Yani A toplamına doldurucu toplam buladı. B toplamına doldurucu toplam. Minus çeksizden 0 geçe. Bu 0. Minus çeksiz. Plus çeksiz. Minus çeksizden 0 geçe B toplam. Bana bu toplam. Hakiki sayılar toplamından bunu çıkarıp taşlayınız. Demek bu B toplam. O halde bana bu tamam 5 strik bulardı. 5 strik 0'dan plus çeksizlik geçer. Ve 0 B toplamına tekişli, onda doldurucuya tekişliymez. Bana bu toplam bulardı. Bu düşününde kengi toplamlar için ham biz doldurucu toplamlarını tapışımız mümkün.